bölüm okuyarak devam ediyoruz. Hocamız birazdan bizimle birlikte olacak inşallah. İngilizlerin devletinin kontrolü altındaki diğer gizli dernekler. İngilizlerin devleti, bahsini ettiğimiz bu dernekler çevresinde yuvarlanmış, fakat bunun dışında da çeşitli aile dernekleri, kraliyet konseyleri ve masonik dernekler vesilesiyle dünyaya yayılmıştır. Bunlar İngiliz Doğu Hindistan şirketinin başlattığı ve yuvarlak masa ve 300'ler komitesiyle şekillenen dünyaya yayılma politikalarının önemli parçalarıdır. Kısaca inceleyecek olursak, 13'ler Kraliyet Konseyi. İngilizlerin devletinin bir parçası olarak dünyayı yönetenler arasında 13'ler Kraliyet Konseyi denen dünyanın en zengin ve güçlü aileleri bulunmaktadır. Bu konsey konumu gereği kimi zaman 300'ler komitesine dahi emir vermekte ve dünyada gelişen olayları masa başında şekillendirmektedir. Illuminati aslında 13 ailenin referans ismidir. Tabii ki onların soyları da buna dahildir. Kimse bu 13 ailenin yetkilerini ve sınırlarını sorgulayamamaktadır. Bu aileler aynı zamanda birçok gizli teşkilatın ve devlet bürokrasilerinin en üst düzey üyeleridir. Doların da üzerinde bulunan 13 kademeli piramit, dünyaya hakim olmak isteyen güçlerin teşkilat şemasıdır. Bu işareti Illuminati'ye bağlı olanlar 1 Mayıs 1776 yılında sembol olarak almışlardır. Bu tarihe atıfta bulunmak için de piramidin en alt katında 1 dolar üzerinde 1776 tarihine atmışlardır. Pek çokları bu tarihin bağımsızlığı simgeleyen bir tarih olduğunu zannetmektedir. İşte bu piramidin zirvesinde kendi deyimiyle evrenin ulu mimarının gözü vardır. Altında ise sırasıyla 13'ler meclisi, 33'ler meclisi, 300'ler komitesi simgesel olarak yer almaktadır. Hiç kimse bunların kimlerden oluştuğunu gerçekte bilmemektedir. Programımızda İngilizlerin devletinin vicdana ve hukuka aykırı uygulamaları konu edilmektedir. İngiliz halkı, İngiliz devleti ise İngilizlerin devleti yapılanmasının gerçekleştirdiği söz konusu kirli planlardan uzaktır ve masumdurlar. Devam edebiliriz. Tavistock Enstitüsü. Tavistock 1921 yılında Londra'da İngiliz Ordusu Psikolojik Savaş Bürosu Başkanı Sir John Rawlings Rees tarafından kurulmuştur. Birinci ve İkinci Dünya Savaşı yıllarında psikolojik savaş örgütü olarak çalışan Tavistock grubu, Rockefeller Vakfı'nın yaptığı büyük bağışlarla 1946 yılında görev alanı genişletilerek yeniden yapılandırılmıştır. Rockefeller, Tavistock'a daha geniş çaplı savaş araştırmaları yapma ve uygulama görevleri vermiştir. Uygulama alanı elbette dünyanın çeşitli bölgeleri ve özellikle Amerika'dır. Enstitü ve gerçekleştirmekte olduğu çalışmaları Amerika'nın en iyi korunan sırrı olmaya devam etmektedir. Tavistock Enstitüsü'nün ilham kaynağı ünlü psikanalist Sigmund Freud, insan davranışlarının kontrolü konusundaki araştırmaları olmuştur. Enstitü, insan davranışlarını kontrol ederek toplumları kendi çıkarları doğrultusunda biçimlendirmek amacıyla kurulmuştur. Bu bir nevi psikolojik etkilerle toplumları kontrol altına alma yöntemi olarak kurgulanmıştır. Devam ediyorum. Enstitü bugün Sussex Üniversitesi'nden Stanford Araştırma Enstitüsü, Esalen Massachusetts Institute of Technology, Huston Enstitüsü, Heritage Vakfı, Georgetown Stratejik ve Uluslararası İlişkiler Araştırma Merkezi, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri kadrolarının eğitildiği Hava Kuvvetleri İstihbaratı, Rand Corporation, Mitre Corporation, Dumont Pelerin Topluluğu, Triletetral Komisyonu, Ditchley Vakfı ve Roma Kulübü gibi gizli gruplara kadar uzanan bir ilişkiler ağı geliştirmiştir. Tüm OSS ve CIA programları Tavistock'un rehberliğinde oluşturulmuştur. Günümüzde Tavistock, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vakıflar ağına 6 milyar dolarlık bir bütçeyle faaliyeti tutmaktadır. Tavistock stratejik misyonunu enstitüryel uluslar devletlerden post-enstitüryel küresel dünya devletlerine dönüş ve yönetimin az sayıda oligarka devredilmesi olarak belirlenmiştir. Daha açık ifade etmek gerekirse kurumun amacı İngiliz derin devletinin kontrolü altında tek dünya devletini inşa etmektir. Zaten hatırlanacağı gibi oluşturulan tüm gizli kurumların ana hedefi de bu olmuştur. Tavistock'un
Stock'un bu uğurda üstlendiği görev halka psikolojik yollarla yaklaşabilmek ve pek çok konuda psikanalitik etkilerle halkın gücünü kırabilmektir. Bunun başlıca yöntemi halkı etki altına alacak yöntemler geliştirmek olmuştur. Böylelikle halklar İngilizlerin devletinin belirlediği derin dünya diktatörlerine muhalefet etmeyecek ve hali hazırda hedeflenen ve çoğunlukla komünist temellere dayanan tek dünya devletine doğru kanalize olacaktır. Aile, din, onur, milliyetçilik gibi kavramları çökertmek, cinsi sapıklık ve homoseksüellik gibi toplumları içten içe bitiren dejenere kavramları yaygınlaştırmak için teknikler geliştirmek, Tavistock bilim adamlarınca yıllarca üzerinde çalışılan konuların başında gelmektedir. Tavistock Enstitüsü sürekli ve kitlesel beyin yıkama teknikleri üzerinde çalışmakta ve çoğu zaman bunları toplumlar üzerinde test etmektedir. İnsanları gerilim, korku ve endişe içinde bırakacak olaylar tasarlayarak genel bir analiz yapılmakta ve psikolojik ve sinirsel durumlarının değiştirilmesi amaçlanmaktadır. Psikolojik anlamda endişenin toplumlara yerleştirilmesiyle daha önce de incelediğimiz gibi toplumları yönlendirmek oldukça kolay olmaktadır. İngiliz derin devletinin büyük hedeflerinden birinin daima toplumları kontrol altına almak olduğu unutulmamalıdır. Kuru kafa ve kemikler. 1832 yılında William Huntington Russell ve Alfonso Taft tarafından Yale Üniversitesi'nde Society of Skull and Bones ismiyle kurulan gizli yapısı ve üyelerinin özel seçilmesi nedeniyle ilgi çeken bir öğrenci topluluğudur. Her ne kadar Yale Üniversitesi ana karargah olarak benimsenmişse de bu topluluğun kökenlerinin de İngilizlerin devletiyle bağlantılı olduğunu belirtmek gerekir. Yale Üniversitesi'nin ismi İngiltere'de eğitim görmüş ve İngiliz Doğu Hindistan şirketinin önemli bir temsilcisi olarak faaliyet göstermiş olan Elihu Yale adındaki kişiden gelmektedir. İngiliz Doğu Hindistan şirketinin İngiliz derin devletinin gizli faaliyetlerini ilk olarak üstlenen ve pek çok gizli kurumun ortaya çıkmasına neden olan bir ana merkezi olduğundan bahsetmiştik. Yale'de söz konusu yapılanma içinde ticarette elde ettiği büyük paralar ile İngiltere'ye dönmüş ve derin faaliyetlerini burada devam etmiştir. Connecticut'te bir üniversiteye gönderdiği yüksek bağışlar neticesinde üniversitenin adı 1718 tarihinde Yale olarak değiştirilmiştir. Skull and Bones'a üye olabilmenin şartı WASP terimiyle açıklanır. Açılımı şudur: White, Anglo-Saxon, Protestant. Yani örgüte üyeliğin şartları beyaz Anglo-Saxon ve Protestan olmaktır. Bir başka deyişle bu yapılanma için de İngiliz-Anglo-Saxon köken ve İngiltere'de ortaya çıkıp gelişen Protestanlık temel şartlar olarak aranmaktadır. Skull and Bones'a üye olabilmenin şartı WASP terimiyle açıklanır. Açılımı şudur: W, White, Beyaz, As, Anglo-Saxon, P, Proton. Yani örgüte üyeliğin şartları beyaz, Anglo-Saxon ve Protestan olmaktır. Bir başka deyişle bu yapılanma içinde İngiliz-Anglo-Saxon köken ve İngiltere'de ortaya çıkıp gelişen Protestanlık temel şartlar olarak aranmaktadır. Gruba alınacak kişilerin 6-7 kuşak öncesinden Anglo-Saxon ve Protestan olmasına özen gösterilir. Yani söz konusu kişilerin kökenleri İngiltere'ye ait olmalıdır. Başka bir soy veya dinden gelenlerin kulübe kabul edilme ihtimalleri yoktur. Aslında söz konusu kurum da tek dünya devleti, dolayısıyla tek dünya dini esasına göre hareket etmektedir. Dolayısıyla gruba yönelik üyelik için Protestanlık şartı sadece İngiliz kökenleri teyit etmek için şart koşulmuştur. Yoksa bilindiği gibi söz konusu kurumların hiçbiri dindar değildir. Aksine hedef ateizmi yaygınlaştırabilmektir. Topluluğun üye listesine üniversite yönetiminde dahil olmak üzere kimsenin erişim bulunmamaktadır. Her yıl bu örgüte 15 kişi girebilir ve bu kişiler daha sonra ülke içinde en kilit noktalara getirilirler. Söz konusu kişilerin akrabaları ve dostları da bu üyelikten faydalarını alırlar. Bu gizli cemiyete girebilmek ancak davetle mümkündür. Kabul töreni ise masonlarınkine çok benzemektedir. Tüm ritüeller masonlarınki gibi gizlidir. Topluluk içinde dışarıya bilgi sızdırılması mümkün değildir. Bu gizli yapılanma Illuminati topluluğunda ABD ayağı olarak nitelendirilmektedir. Aradaki tek fark söz konusu kurumun gençlere hitap ediyor oluşudur. Söz konusu topluluğun etkisi oldukça fazladır. Gülaç, Trilateral Komisyon ve CFR ile doğrudan ilişkileri bulunmaktadır. Örgütün son 150 yılda
2500'den fazla üyesi olmuştur ve bu kurumun yeni dünya düzeninin temeli ideologlarından biri kabul edilmektedir. Söz konusu yapılanma, İngilizlerin devletinin ABD kontrolünü elinde tutmak adına önemli bir konusudur. Önemli bir kozudur. Bu ve bunun gibi yapılanmalar sayesinde İngilizlerin devleti tüm faaliyetlerini Avrupa'dan yönetmekte ve ABD'nin iç ve dış politikasına doğrudan etki etmektedir. Tek dünya devleti hedefine doğru. İngilizlerin devleti, bütün bu sayılanların dışında Montpellier'in, Bohemian Grove, Gülhaç Kardeşliği gibi yan yapılanmalar altında da faaliyet göstermiştir. Tek dünya devleti hedefine, söz konusu kurumlar vasıtasıyla ulaşmaya çalışmış ve Cecil Rhodes'un savunduğu gibi sadece Anglo-Sakson ırkının varlığı ve Anglo-Sakson ırkının hakimiyeti üzerine bir güzergah belirlemiştir. 1700'ler sonrasında vakıflar vasıtasıyla geliştirilen bu faaliyetler, dünyada güçlü ülkeleri zayıflatma, hatta Osmanlı'da olduğu gibi yıkıma götürme, kaynakları bol olan daha zayıf ülkeleri sömürgeleştirme, halkları umutsuzluğa ve belirsizliğe doğru sürükleme gibi hedeflerini sistematik şekilde gerçekleştirerek günümüzün ürkütücü tablosunu ortaya çıkarmıştır. İçinde bulunduğumuz dönem İngilizlerin devletinin faaliyetlerini her zamankinden daha rahat ve kapsamlı şekilde gerçekleştirdiği bir dönemdir. Bu nedenle söz konusu mafya yapılanmasının gizli faaliyetleri artık her zamankinden daha fazla ses getirmektedir. Darwinizm tam planlandığı gibi bütün dünyada yaygınlaştırılabilmiş, uyuşturucu ve dejenerasyon büyük ölçüde hakim edilmiş, homoseksüellik reddedilemez bir yaşam biçimi olarak toplum baskısıyla dayatılmış ve İngilizlerin devletinin emirlerinden çıkmaya çalışan liderler derhal görevlerinden indirilmişlerdir. Dolayısıyla şu anda tıpkı 1700'lerde planlandığı gibi ABD'de dahil olmak üzere bütün dünya devletleri İngilizlerin devletinin hakimiyeti altında hareket etmektedir. Dünyadaki pek çok lider... Süper. Beautiful. So beautiful. Bu bayağı güzelleşti hakikaten. Canım benim. Güzel huylum benim. O şuradan herhalde biraz kapıyı kapatalım mı? Hafif aralayabilirsin. Belli belirsiz. Atları göreyim. Vay şahane olmuş. Şahane. Boş şeylere para veriyorlar. Bir gün onlar ya pahalı bir şey de değil. Sanata ağırlık vermiyor insanlar. Ben ona çok dikkat ettim. Halbuki her yer her şey güzelleştirebilir. Varsa yoksa yemek. Nereye gitsem yemek yiyen adamlar görüyorum. Ya her yeri güzelleştirelim. Bağlar, bahçeler, sokaklar, insanlar. Her şey güzel olsun. Anlatıyorduk, yarım kalmıştı. Maşallah, ne güzel. Hem çok gençsiniz, hem çok yakışıklısınız. Maşallah, çok cazibeli bir very insan. Very young. Maşallah. Çok heybetlisiniz. Ne güzel. Sizler de birbirinden güzelsiniz. Maşallah. Her an sevgiyle diyelim. Her an sevgiyle. Benim esmer güzeli. Sevdiğim. Maşallah. Ben de seni çok seviyorum bir tane. Ama benim canımın içi. Şimdi bir 19 yaş egemenliği oldu biliyorsunuz. Evet, maşallah. Maşallah. Bakayım. Dani saçın güzel olmuş. Maşallah. NDR kanalının Tayyip hocam için bir şarkı, bu uzun bir klip gösteriyormuş. Tayyip hocamla uğraşıyorlarmış. Niye nur gibi delikanlı Tayyip hocam? Ne eksiği var? Namazında, niyazında, vicdanlı, merhametli bir delikanlı. Hapishaneler Tayyip Bey'i eleştirenlerle dolu diyor Emrah. Yok canım, eleştiriden dolayı kimse hapse girmez. Ben öyle olsa ben girerdim. Gece gündüz eleştiriyorum her zaman. Ama vicdanlı davranmak lazım. O da bizim evladımız, kardeşimiz.
bu vatanın evladı. Allah rızası için hizmet veriyor. Bütün gençliğini verdi. Tay gibi delikanlıydı. Bak ne hale geldi. Yaşlandı. Bir gün eğlencesi olmadı. Tek bir gün. Rahat ettiği tek bir gün yok. Bak gitti, tatile gitti. Orada da öldürmeye kalktılar. Şehit etmek için uğraştılar. Onun için ayıp, günah yani. Sırf Anadolu delikanlısı diye. Böyle hani züppe, çakal tipler alıştıkları için bazı tipler. Entel olacak, homoseksüel destekçisi olacak falan. Baklar öyle bir şey yok. Daraldı adamlar, daral geldi. Bayağı atılımcı, nur gibi delikanlı. Kimsede bir zarı zoru yok. Var diyenler bana yazsın, gel göstersin buraya. Söz bir, Allah bir söyleyeceğim. Yani senetle belgele bu ama anlatacak. Atmasyon yok yani. Samimi söyleseniz, söz bir, Allah bir söyleyeceğim. Ne yapsın yani? Verip iktidarı çekip gitsin mi yani? Al, sizin olsun mu desin, ne desin yani? Alışmışlar iktidardan sürekli adam devirmeye. Ta Abdülaziz devrinden beri, daha da evvelerden beri. Öyle şey olur mu ya? Türk milleti götürür, Türk milleti getirir. Milletin kanaati oysa odur. Saygı duyacaksınız. Uzatmaya gerek yok. Adam televizyon programına çıkmış, İslam'da zinanın yeri yok. Taşlarla rejim ederler diyor. Kasten söylüyor. Yani İslam'ı küçük düşürmek için, Müslüman'ın aleyhine bir orta meydana getirmek için rejim, yani böyle dehşet verici bir cezayı Müslümanlar yapar gibi göstertip bütün Avrupa'da İslamofobiyi yaymaya çalışıyor. Allah öyle bir şey demiyor. Nereden çıkarttın? Kur'an'da böyle bir hüküm yok. Mehdi'yi tanımak için rüyaya yatın. Peygamber nerede diyor ya rüyaya yatın da Mehdi'yi tanıyın. Mehdi'nin alametlerini vermiş. Alametlerinden tanıyın diyor. Eğer vicdanınıysan, imanın nuruyla bakıyorsan tanıyacaksın. Peygamber onu söylüyor. Alametlerinden tanınır diyor. Rüyadan tanınır demiyor. Niye anlamazdan giriyorsunuz? Adam rüya yattı mı? Kafayı kime taktıysa onu görürsün. Tabii. Çünkü ön yargılı yatacaksın. Kimi Cüneyt Arkın'ı görür, kimi Kadir İnan'ı görür. Değil mi? Kimi hiç alakası adamı. Baksana adam Amerikan Cumhurbaşkanlığı'nı görüyor Mehdi gibi. Yahut Putin'i görür. Kafayı kime takarsa onu görür. Öyle şey olmaz. Alametlerle bakacaksın. Bu çiçeğin adı ne böyle? Bu ya şekermiş bu. Ben seni severim senin şekerliğin. Senin adın ne bakayım? Nasıl süslüsün sen böyle? Abisinin balı bunlar. Bak dört tane hiç şaşmıyor. Beş hiçbirinde olmaz. Altın çanak çiçeği. Altın çanak. Hakikaten de altın çanak. Bir de erkeklik organı, dişilik organı her şeyde var ya tam teşkilat. Çiçek tozları, çiçek tozları, hepsi tamam. Bak bütün yapraklar birbirine eşit. Milim santim ilerlemiyor büyüdükten sonra. Neredeyse tak orada kalıyor. Dalları da şeker, kendi de şeker. Rengi şahane vermiş. Bak hepsinde aynı sarının güzel bir tonunu kullanmış. Hepsinde. Cenab-ı Allah'ın mucizesi. Mesela erkeklik organı tam belirli bir düzeyde oluyor. Dişilik organı belirli bir düzeyde oluyor. Tohumlama muntazam. Her şey muntazam. Yeşillerle de yandan destek. Daha renkte, daha şeker oluyor. Bardağı su koydum mu biraz yemeği içmeye devam ediyor. Yine oradan. Ama kök bırakabilse tabii çok güzel olur. Evet. Ama dünyanın işte aciz olan özelliklerinden bahar geliyor. Bahara yetişemiyoruz bile ya. Evet. Şubat sonlarında falan çiçeklerin açmasıyla solması bir oluyor. Ama cennette öyle açmayla solma bir olmuyor. Sürekli duruyor. Mesela çiçekler sürekli durur. Kesintisiz. Koparttığında çiçek yeniden aynı anda olur. Mesela bahçede çiçek oluyor. Sen koparamıyor insan. Kıyamıyor. Çünkü ölüyor koparttın mı. Bir daha da bahçede onu göremezsin.
Ama cennette öyle de çiçeği koparttığın an aynı anda olur çiçek orada elinde. Sen alır onu seversin götürürsün. Çiçek konuşur da senden istersen. Hareket de eder. Maşallah. Mehdiyet ortada olan bir şeydir. Rüyayla olmaz. Görmeyen gözler görmeye alışır. Mehdiyetin kendini ilan diye bir şey olmaz. Hiçbir zaman için olmaz. Gözler Mehdiyet'i yavaş yavaş görmeye başlar. Niye ilan etsin? Alamet var ortada yani. Herkesin gönlünde Allah bir kurtuluş özlemi yaratmıştır. Cenab-ı Allah bizim kalbimize. Yani bir gün İslam'ın Müslüman'dan kurtulacağı, bir kardeş olacağımız inancı hep yaygındır. Yani içgüdü olarak vardır. Yani Mehdiyet insanların bilinçaltında vardır. Dinliyorum. Bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan sizin Türkiye bölünürse kıyamet kopar sözünüzün içinde sıkça geçtiği şöyle bir konuşma yaptı. Bizim içeride ve dışarıda kimseyle aramızı bozmak gibi bir niyetimiz yoktur. Ama bizim milletimize karşı bir sorumluluğumuz var. 80 milyon vatandaşımız da bu milletin yurt dışındaki soydaşlarımızın hakkını hukukunu savunmak mecburiyetindeyiz. Şayet ülkemizin bütünlüğüne halel gelirse, milletimizin birliğine, dirliğine zarar gelirse o zaman kıyamet hepimiz için kopmuş demektir. Milletimize zarar gelirse hepimiz kıyameti yaşarız dedi. Bütün dünya için. Taş taş üstünde kalmaz. Daha önce de en az 30 kere söyledim. Allah razı olsun Tayyip Hocam da aynısını söyledi. Çok güzel oldu. Tasdik etmiş oldu. Virüs bile kalmaz, mikrop bile kalmaz, kıyamet kopar. Sakın kimse öyle bir delilik yapmaya kalkmasın. Yani pardon olmaz bu işin. Akıllarını başlarına alacaklar. Evet, dinliyorum. Güzel kuş resimleriniz var. Görebiliriz. Göreyim. Bunlar ne şeker ya. Ben bunları yerim ben teker teker. Bunları öpmek çok zevkli oluyor. Evet. Bir de kafa mafa sallıyorlar, bir şeyler yapıyorlar böyle. Rahat da durmuyor. Alanlarından falan öpmek çok şeker oluyor. Bir mana da vermiyorlar. Niye öptüğünü de anlamıyor. Saf saf bakıyor. Evet. Evet, dinliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün de Denizli'de yaptığı mitingde İzmir'in işgalini hatırlattı ve şunları söyledi. Düşmanın İzmir'den başlayarak işgaline karşı en büyük tepkiyi yer veren yer neresidir? Denizli'dir. Bu tecavüze karşı hareketsiz kalmak devlete ihanettir diyen müftünün çağrısıyla Denizli milli mücadeleye katılmıştır dedi. Ve halkımızın referanduma da aynı ruhla yaklaşması gerektiğini söyledi. Ya Tayyip Hocam rahat ol, sen evet de çıksa ayırdı olsa senin yanındayız. Kılına dokunamazlar evelallah. İsterse bir denesinler. Hayır çıksa ne olur? Aynı. Evet çıksa ne olur? Aynı. Her şekilde destekler. Çünkü samimi gidiyorsun. Gayet güzel. Memlekete hizmet ediyorsun. Kimsenin senden alıp veremediği olmaz. Mert, samimi, Anadolu delikanlısın. Ama o dediğimi yapsın Tayyip Hocam. Evet. En az 100 takım elbisesi olsun. Gıcır gıcır giyinsin. Cayır cayır. Hepsi de ipekli olsun. Şük tertemiz giyinsin ya. Bu tabii memleket inşallah temsil ediyor. Ne çekiniyor? Evet. Laf ederler diye çekiniyor. Çekinme, yanındayız. Helali hoş olsun. Sen giymeyeceğini kim giyecek ya? Ama o karelileri kaldır Allah aşkına. Ceket, gömlek, onların hepsini kaldır. Herhalde biri dedi, o uzun boylusun. Kareli giyersen daha iyi olur. Ne alakası ya? Aslan gibi delikanlısın. Tabii ki uzun boylu olacaksın. Laf mı yani? Uzun boylu olmak iyi bir şey. Kötü bir şey değil ki. Dinlen de hakkın ya, ne çekiniyorsun ya? Cumartesi pazarı fasıl getir. Çalsınlar yeri gök inlesin yani. Bilal getiriyordu, yine getirsin. Gaziler gelsin efendim, gazi aile, şehit aile. Eğlenin, rahat edin. Her gün kendini yormana gerek yok. Evet, dinliyorum. Telefonu yıkayan bir rakun var. Telefonu mu?
Hayır, her şeyi yıkıyor bu ya. Ya bu kadar steril bir hayvan ben görmedim. Bir de kaçması çok komik ya. Programa her gelen mi güzel olur ya? Hayret hocam ya. Maşallah. Hocam o kadar iltifat ediyorsunuz o hanımlara, güzel sözler söylüyorsunuz. Bir kişi bile tavrını bozmuyor, gayet saygılılar diyor. Bazıları sapıtıyor ya iltifat edilince. Hakikaten gençler çok korkuyorlar kızlara iltifat etmekten birçoğu. Hep böyle aşağılamaya çalışıyorlar bazı yerlerde. Kızlar onları, onlar kızları aşağılıyorlar. Rezalet, sevgisizlik diz boyu oluyor. İrfan Şahin. Çocukların becer ve yeteneklerini açığa çıkartacak bir eğitim programı olması lazım diyor. Sol beyin lobu ağırlıklı bir eğitim sistemi var diyor. Bunu bilinçli yapıyor olabilir bazı kişiler diyor. Darwinist eğitim bir yandan diyor, bir yandan gelenekçi ortodoks eğitim çocukların özgür düşünmelerine ket vuran bir sistem diyor. Doğruluk yanı var tabii bu sözünün. Onu hükümete daha detaylı daha delilleriyle anlatmaya devam etmek lazım. Anlatıyoruz biz. Çok faydalı olduk benim gördüğüm. Zaten onun için bas bas bağırıyorlar. İşte Darwin eğitim elden gidiyor bilmem ne. Onun tek sebebi biziz. Vesile olan biz, bizim karşımız, bizimden başka Darwin eğitime karşı çıkan yok. Sadece ben çıkıyorum yani. Bizim arkadaş grubumuz çıkıyor. Hükümet de Allah razı olsun bir şeyler yapmak istiyor. Hocam Trump'ın eşi Melania Hanım'ın Trump'la nefret ediyor haberler hakkında yorumunuz neydi? Ayşe Karagül. Ya en azından şefkat merhamet ediyordur. Niye nefret etsin? Bayağı dürüst. Aslan gibi delikanlı. Bütün ömrü çalışmakta geçmiş. Şu anda da 70 yaşında adam. Amerika'yı kurtarmak istiyor. Bereket gelsin, bolluk gelsin. Eski ahlaka, güzelliğe dönelim diyor. Bunlar nefret edilecek bir yön değil. Ama tabii şefkat ağırlıklı bir saygısı vardır. O inandırıcı bir söz değil. Yani öyle bir şey olmasın bir neden yok ki yani adam ahlaksız bir insan değil yani. Hocam ben de gelenekçi ortodoks sistemi bu kadar olduğunu bilmiyordum doğrusu. Şort giyen erkeğe bakmak haramdır diyor. Gelenekçi hocalar yok artık diyor. Beyhan Yurdaer. Hocam Deccal nasıl bir varlık? İşte İngiliz derin devletinin başı olan şahıs. Yaşlı, bir gözünden rahatsız olan bir zat. Ama adamda hipnoz özelliği var işte. Başka özellik var. Manyetizma ve ispirizmanın nevinden müthiş harikalar masal olan Deccal ise diyor. Sur hükümetini bir nevi rububiyet tasavvur ederek ilahlığını iddia eder diyor. Bir sineğe mağlup olan bir insanın diyor ilahlık iddia etmesi diyor. Ne kadar maskaraca ve ahmakça olduğunu herkes bilir diyor. Herkesçe malumdur diyor Bediüzzaman. Doğru söylüyor. Evet dersek federasyonlara bölünebileceğimi söylediler. Gerçek olası denir. Kardeşim Tayyip Hoca isterse şu ana kadar da böyle bir girişimde bulunurdu. Hiçbir şekilde öyle bir girişimde bulunmadı. Kendi evladımız, kendi insanımız, gözümüz önünde yetişen bir insan. Bir de ayrıca biz yani millet olarak böyle bir şey kabul etmeyince tek başına bir cumhurbaşkanının böyle bir uygulama yapacağına inanmak ne derece inandırıcı olur ki? Ya böyle bir şey olsa halkın kabul etmesi lazım. Halk kabul eder, iktidar da yapar. Halkın kabul etmenin iktidarı nasıl yapsın? Böyle şey olmaz. Bu abartılı şüpheciliği bırakmak lazım.
Ya eğer Tayyip Hoca bölünme yanlısı olsa Avrupa bütün gücüne destekler onu. Yani bu kadar delirmiş gibi üstüne saldırmadır. Bölecekse tam aradıkları adam. Bütün güçten destekler. Ya ne güzel falan doğru gidiyorsun devam et derler. Böyle el ayağına şaşmaz adamların. Tek vatan tek millet. Yok kardeşim Tayyip Hocam kabadayı delikanlıdır yani. Mert delikanlıdır. Öyle pis işlerle hiç işi olmaz. Ölümü göze alır. Böyle bir şeye yanaşmaz. Asla. Onurlu delikanlıdır. Ne alaka? Çok münasebetsiz bir mantık. Ya kardeşim bölecekse zaten Avrupa'nın ağzının suyu akmıyor mu? Evet. Avrupa derken İngilizlerin devletinin ağzının suyu akıyor Türkiye'yi bölmek için. Avrupa'yı kullanıyor. Avrupa'yı biz tenzih ediyoruz halkını. Biz derin devlet yapılanmasını kastediyoruz burada. Eğer öyle bir şey olsa İngilizlerin devletinin tam aradığı tip işte. Niye bütün gücüne devirmeye çalışıyor? Niye suikast yapıyor? Demek ki işine gelmiyor. Olay bu. Anlaşılmayacak gibi değil. İşine gelen adamı sonuna kadar destekliyor. Öyle bir şey yok. Madalyalar takıyor, bilmem ne yapıyor, ne yapacağını şaşırıyor. Yani yağlıyor, ballıyor, kremliyor. Bayağı uğraşıyor yani. Yani belirli bir kişi kastetmiyorum genel anlamda mantık olarak. Çok şeker. Candanlığı bayağı güzel. Çok uyumlu bir kız. İnşallah. Çok güzel oldu, bayağı değişti. You are very very beautiful and you are very sincere. And I love you so so much. Kadınlar çok güzel varlıklar ya. İnsanların onların kıymetini bilmemesi beni hayret ediyorum. Ben mucize bu ya. Mesela kedilerin kıymetini daha yeni yeni anlamaya başladılar yani. Ya şahane varlıklar adamlar. İmam Bakır aleyhisselam, Mehdi devrinde galibiyet ve üstünlük Ali Muhammed'den olan Mehdi kıyametince gerçekleşecektir. Öyle ki yeryüzünde Hazreti Muhammed Mustafa'yı, onun peygamberliğini ikrar etmeyen hiçbir kimse kalmaz diyor. Hepsi iman edecek diyor. O İsa Mesih'in ayetiyle de mutabık bu. Sana iman etmedi kimse kalmaz diyor ya. Bu aynı zamanda İslam'ı kabul etmeyen kimse kalmaz anlamına geliyor zaten. Dolayısıyla da Mehdi'yi kabul etmeyen kimse kalmamış oluyor. Tefsir-i Burhan cilt 2 sayfa 121. Bunun üzerine Hazreti Ali Kelemullah Veceh diyor ki hayır canım elinde olan Allah'a and olsun ki bu galebe Mehdi'nin galibiyeti ve üstünlük ancak yeryüzünde sabah ve akşam La ilahe illallah sesi yükselmeyen hiçbir bayındır yer kalmayıncaya kadar gerçekleşecektir. Her yerde La ilahe illallah olacak diyor. Hazreti Ali. Mecmu'ul Beyan tefsiri Saf suresinin 9. ayetin altında. Yani ayet tefsir açıklarken böyle konuşuyor. Tefsir. Gece olduğunda gündüz olmaz denemez. Deccal hep bu kadar dünyayı sardıysa, bunun gündüz olmaması Allah'ın adetullahında yok. Yani mutlaka gündüz oluyor. Onun için Mehdiyet'in kapıda olduğunu açıkça görüyoruz. Gelmiş kapıda, sadece içeriye girmesi kalmış. Yani ayak seslerini duyuyoruz. Kokusunu alıyoruz. Sayfa 900-262, belge numarası 286, TR 16, Haziran 1914. Türk donanmasının çürütülmesi ve etkisiz hale getirilmesi için yazışma. İngiliz gizli servisinin yazışması. Ayette ne diyor peygamberimiz için? Peygamberi çocukların tanrı gibi tanırlar diyor. Ne demek? O kadar çok alamet verilmiş ki o alamette peygamberi görünce hemen tanıyorlar.
Rüyayla tanınmıyor demek ki peygamber. Nasıl tanıyor? Alametiyle. Mehdi nasıl tanınacak? Alametiyle. Alametleriyle. Mesela adamlar Mehdi gelmeyecek diyor. Bu da bir alamet. Türkiye çapında hutbelerde Mehdi'nin gelmeyeceği anlattırılıyor. Bu da Mehdi'nin çıkış alametidir. Bu büyük bir mucizedir. Evet. Hocam sizin Afrika'da bile kitaplarınız satılıyor. Facebook'taki bazı Afrika'da arkadaşlarım sizin kitaplarınızı paylaşmışlar. Sevenleriniz her yerde. İpek Sarı. Adnan Bey, bir tek kutuplarda A9 yok. Her yeri fethettiniz diyor. Avrupa'da A9'u yabancılar da yazıyor. Her yerde Adnan Oktar duymaktan Türk olarak gurur duyuyoruz. İsmail Sarı. Hakikaten İtalyanlar mesela o gün gelen İtalyan, benim hiç haberim yok. Benim kitapları okuyarak iman etmiş. Gördünüz değil mi? Evet. Sakal biçim falan da benim gibi aynı. Hayran hayran bak, hiç tanımam bilmem yani. İtalya'da bak, sırf bizim eserleri seyrederek okuyarak bütün kitapları okumuş. Katolikken Müslüman olmuş. Fazla da vurgulamadım ki Hristiyanlar oldukları için geldiklerinde hani baskı yapıyormuşuz gibi olmasın diye. Üstünde durmadım. Çok hayret verecek bir şey o. Gördünüz aslan gibi delikanlı, gencecik. Müslüman olmuş. Biz kimse ona teklif etmedi Müslümanlığı diye. Sadece benim kitapları okumuş. Bir de bizi izliyor. Yetmiş ona. Tayyip hocam bayağı yetenekli delikanlı. Türkiye ekonomik olarak acayip ferahlattı. Bak bunca badireye rağmen çok rahat huzur içinde yaşıyoruz. Eskiden zam 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 nefes alınmaz ya bizim zamanımızda. Sabah bir kalkardık. %80 zam, %70 zam. Yer gök inlerdi ya. Enflasyon alır başını giderdi. Bak bunca düşmana baskıya rağmen amiral gemisi gibi yara yara gidiyor Türkiye. Tayyip Hoca'nın kararlı tavrından kaynaklanıyor bu, kişilik tavrından. Onun için Tayyip Hocama laf yok. Bugün Muhsin Yazıcıoğlu şehidimizin vefatının 8. yıl dönümü. Şehadetinin vefatının şehadetini. Allah şehidimize gani gani rahmet etsin. Mesela bu Yunan adalarını Yunanistan işgal etmesiyle ilgili sayfa numarası 164, belge numarası 180-23, Aralık 1913. Sir Grey'den Sir Melite gizli yarışma, orada konuyu ayarlıyorlar, planlıyorlar. Mehdi'nin kıyafetleri ışık saçar parıldar diyor Bihar'ın Envar'da. Işık giyinecek demek ki. Mehdi'nin kıyafetleri ışık saçar parıldar. Muhtemelen ipekli giyiniyor. Başka türlü nasıl parlar? Evet. Devran Kartal, Kur'an'dan bir ayet okusana. Arapça okumamı istiyor. Anlayacak mı? Yok. Yani işte gelenekçi ortodoks kafadan kaynaklanıyor. Ya anlamıyorsan neden okumamı istiyorsun? Allah senin anlamanı istiyor. Türkçe okuyayım anla. Ahirette sana anlayıp anlamadığın sorulacak. Uygulayıp uygulamadığın sorulacak. Arapçasını ben bilmiyordum diyeceksin. O zaman nasıl kurtulacaksın? T.C. Şeref Özçolak. Hocam 2000 KHK tutuklu var. %2 yanılma payı ise 4000 kişi yapıyor diyor. Canım hükümet işte elinden geldiği kadar dikkat etmeye çalışıyor. Ama bir darbe geçirdik yani. Büyük bir olay, devleti yıkmaya kalkmışlardı. Yani Türkiye'yi parçalayacaklardı. Devlet can avliğine refleksle kendini koruyor. Yani bir insan saldırırsa ne yapar? İnsan kendini korur. Hata payı da olabilir. Zaten kamu işte bu dediğin olayları da değerlendirelim. Her devirde zaten hukuki hata olabiliyor. %2 değil ama genellikle oluyor. Yani binde 3, binde 5 falan oluyor. Erdal, Erdal. Hocam sizin anlattığınız İslam şekli Kur'an'da
Hangi ayette var söyler misiniz? Hangi ayette olmadığını sen bana söyleyeceksin. Değil mi? Hangi ayette olmadığını söyleyeceksin. Ben sana hangi ayette olduğunu söylemek durumunda olmam. Sen hangi ayette olmadığını söylersen konu biter. Eğer Kur'an'da yoksa böyle bir yasak, helaldir. Diyorsun ya haram, Allah Allah, peki ayet yok diyor. Ne diyor işte haram diyor. Kafama göre diyor. Babalarımın gelen anlayışı buydu diyor. Allah diyor ki ya ataları bir şey bilmeyen, hiçbir şey bilmeyen kişilerse gene mi uyacaklar diyor. Adam uydurmuş, niye peşinden gidiyorsun? Suriye'nin Halep şehrinde Etarip ilçesine bağlı Cina köyünde bir camiye hava saldırısı gerçekleşti. Yatsı namazının düzenlenen hava saldırısında 58 kişi şehit oldu diyor. Yüzden fazla kişi de yaralandı. Bu çok büyük bir zulüm. Yapanlar ahirette sonsuz cehennem azabı çekecekler. Kim yaptıysa çok büyük bir zulümdür. Müslüman şehit oluyor, cennete gidiyor ama onu yapanlar sonsuza kadar cehennemde olacaklar. Kârda değiller ki, çok büyük bir zarara girmiş durumdalar. Amerika Birleşik Devletleri pazartesi gece Rakka batısından sığınmacının kaldığı bir okula yaptığı hava saldırısında 183 sığınmacı hayatını kaybetti. Okula yapılan saldırı sırasında binada kadın, çoluk çocuklar oluşan 50 aile varmış. O zaman bu konuda Amerikan hükümetini çok güçlü şekilde uyarmamız lazım. Çünkü eskiden Obama devrinde rezalet diz boyuydu. Ama halen devam ederse bu çok büyük bir kepazelik olur. Bu iki haberi de hazırlayın. Şiddetle üstüne gidelim. Hem Amerikan başkanlığına, hem efendim Pentagon'a, her yere yazı yazalım. Herkesi de uyaralım. Trump'a da direkt haber gidecek şekilde yazalım. Yani belki onu düşürmek için bunu yapıyorlar. Yani Obama devrinin zulmü bu. Halen devam ediyor demek ki. Obama böyle rezilliklere karşı. Obama diyorum şey. Obama taraftar, Trump karşı. Anla nokta. Deccal İngiliz derin devletinin başıdır. Parkeci Mustafa, derin devleti yönetenlerde Yahudi olduğunu unutmayalım diyor. Ya Yahudi, doğru, İngiliz derin devletinde çok fazla Yahudi var, o doğru. Ama yani Anglo-Sakson ırkının üstünlüğünü savunuyor bunlar. Yahudi de var, başka mezheplerden, başka inançlardan, başka dinlerden insanlar da var. Hepsinden karışık. Ama Yahudi de var, doğru, biliyorum. Ama Yahudi düşmanlığı iyi bir şey değil. Yahudi karşıtlığı samimiyetsiz bir hareket. Yani zulümdür bu. Bundan şiddete kaçınmak lazım. Yani zulüme rıza da zulüm olur. Yani mazlum bir toplulukla uğraşmaya kalkarsan belaya mucip olur. Ermeni de olsa, Kürt, Laz, Çerkez, Türk, efendim, Hristiyan, Musevi, her kim olursa olsun belirli bir topluluğa hiçbir suçu yokken zulüm yaparsan çok büyük günaha girmiş olursun. Onun için Yahudi düşmanlığı da şeytani bir düşüncedir. Şeytanın ilka ettiği bir düşüncedir. Eskiden beri şeytan bu peygamber soyuna karşı bir kin güder. Ve onu yok etmeye çalışıyor şeytan. Peygamber soyunu. Dolayısıyla Musevi düşmanlığı da peygamber soyuna karşı bir düşmanlıktan kaynaklanıyor. Şeytanın ilkasıyla oluşan, şeytanın hedefi olan bir tavırdır. Çünkü şeytan bütün peygamberler düşmandır. Peygamberler de o soydan geldiği için o soya karşı şeytan müthiş bir nefret duyar. İnsanları tahrik ediyor. Buna kanmamak lazım. Barış Çambal. Kurlar, kurlardaki oynama bu kadar Türkiye'nin üstüne gidilirse kur da oynar, dolar da oynar, her şey oynar. Efendim. Yani bu kadar baskıda bir devletin ayakta kalması mucize zaten. Hükümetin ayakta kalması kat kat mucize.
Turizmde tabii ki bir sarsılma olsun diye yaptılar zaten. Çok fazla eylem yapıldı ama buna rağmen yine çok fazla turist var. Ya saldırı çok şiddetli yani. İngilizlerin devletinin saldırısı çok güçlü. Buna rağmen devletin ayakta kalması, hükümetin, ekonominin ayakta kalması Allah'ın bir lütfu. Yani hükümet gitse, başka bir hükümet gelse kurtulacağını zannediyorsun. İngilizlerin devleti hedefine varıncaya kadar saldırmaya devam edecektir. Onun için topyekün mehdiyet ruhuyla İngilizlerin devletine karşı, bu deccaliyete karşı tavır almamız gerekiyor. Onun dışında bir yol olmaz. İncil Vahiyler bölümünde 13'e 1'de sonra 10 boynuzlu 7 başlı bir canavarın denizden çıktığını gördüm. Boynuzların üzerinde 10 taç vardı. Başların üzerinde küfür nitelerinde adlar yazılıydı diyor. Tam İngilizlerin devletinin sembollerini anlatıyor İncil'de. Bu İtalyan kardeşimiz buraya gelen aslında rahip okulunda okumuş. Yani rahip. Ama buna rağmen benim kitaplarımı okuyunca İslam'ı seçmiş. Maşallah. Hocam İsrail'i övüyorsun. Ben mazlum İsrail'i laf ettirmem. Amerikalıları da çok seviyorum. Mazlum insanlar. Katillerini sevmem ama İsrail'in ve Amerika'nın katillerini sevmem. Nefret ederim. Tayyip'i övüyorsun. Tabii kendi evladımız, kendi insanımız. Deccal'in karşı olduğu bir insan. Türkiye için kendini paraladı adeta. Bütün gençliğini verdi. Tabii ki öveceğim. Doğru yönlerini, güzel yönlerini övüyorum. Yanlış yer olduğunu da eleştiriyorum. Musul'da Amerika Birleşik Devletleri savaş uçaklarının kentin batı yakasında bulunan Musul El Cedide mahallesine düzenlediği saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'ü geçti bildirildi diyor. Şehit olanların sayısı 23 Mart'ta bu haber. O zaman vahamet devam ediyor demektir. Çok koldan Amerika'yı uyarmak lazım. Özellikle Trump'ın bizzat şahsına yönelik uyarı mesajları gönderelim. Bu belanın bir an önce durması lazım. Böyle rezalet olmaz. Mehdi insanlar yeryüzü daha önce zulümle doldurdukları gibi yeryüzünü adalete dolduracaktır. Sünen-i İbn-i Mace 10 cilt 348. sayfa. Yeryüzünü adalet. İşte bu adaletsizlik bitecek. Her yerde adaletsizlik var. Mehdi kap su ile dolduğu gibi yeryüzünü barışla dolduracaktır. Hiç kimse arasında bir düşmanlık kalmayacaktır. Ve bütün düşmanlıklar, evet, boğuşmalar, hasetleşmeler muhakkak kaybolup gidecektir. Bak düşmanlıklar, boğuşmalar, hasetleşmeler. Hasetlik de var. Ay severim ben seni, nasıl güzel ya maşallah. Çok zeki, bayağı güzel bakıyor. Mehdi zamanında ne bir kimsenin uykusundan uyandırılacak, bak ne bir kimse uykusundan uyandırılacak ne de bir kimsenin burnu kanayacaktır. El kavlül muhtasar fi alametül mehdi muntazar. Evet, sayfa 44. İbn-i Hacer Mekki el Askalani. Efendim, birçok alim, ehl-i sünnet alimi yazmış. Suyuti'den çok fazla var. Buhari, Müslim, İbn-i Mace, Süneyn Esen, Süneyn Davud hepsinde var. İncil Vahiyler bölümü 13-17'de Deccal kendi damgasına sahip olanlar haricindekilerin ticaret yapmasına izin vermeyecek. Bu damga alınlarındaki ya da sağ ellerindeki damgadır. Bu damga Deccal'in ismi ya da simgesi olacaktır. Yani bunun ne olduğunu biraz düşünen hemen anlar. Evet, dinliyorum. Danimarka'dan ve Fransa'dan kardeşlerimizin faaliyet bilgileri vardı. Hmm. Danimarka'daki kardeşlerimiz Filiz ve Erhan, Kopenhag'da 500 adet Danimarkaca "Fosiller evrimi yalanlıyor" broşürü,
22 adet sizin çocuk kitaplarınızdan ve 10 adet Kur'an mucizeleri belgeseli dağıttılar. Maşallah. Maşallah. Fransa'daki kardeşlerimiz de geçtiğimiz günlerde Rouen şehrinde yıllık İslami toplantıda fosil sergisi düzenlediler. Çok şahane olmuş. Avrupa'da İslam adım adım yayılıyor maşallah. Gayet de medeni insanlar. Çok anlayışlı davranıyorlar. Kimse fosil ısırmaya, yutmaya falan kalkmıyor. Evet. Evet, dinliyorum. Evet, Moskova metrosundan resimler vardı. Çok şık. Bu kadar. Nur Suresi 34-35'te onun nurunu misal içinde çerağı bulunan bir kandil gibidir. Çerağı bir sırça içerisindedir. Sırça sanki incimsi bir yıldızı ki doğuya batıya ait olmayan kutlu bir zeytin ağacına yakılır. Bu öyle bir ağaç ki neredeyse ateş ona dokunmasa da yağı ışık verir. Bu nur üstüne nurdur. Allah kimi dilerse onu kendi nuruna yöneltip iletir. Allah insanlar için örnekler verir. Allah her şeyi bilendir. Yeşaya 9:2'de karanlıkta yürüyen halk büyük bir ışık, nur görecek. Ölümün gölgeli diyarda yaşayanların üzerine bir ışık, nur parlayacak. Bu Mehdi'yi bahsediyor Tevrat. Onun için bir nur diyor. Kur'an'da da bahsedilen nurla bağlantılı olması aşikar gibi görünüyor ama açıklayacağım, daha da kanaat getireceğinizi zannediyorum. Ben Rab seni doğrulukla çağırdım, elinden tutacak seni koruyacağım, seni halkla anlaşma, uluslara ışık yapacağım, nur yapacağım. Yakup'un oymakları canlandırmak, sağ kalan İsrail'leri geri getirmek için kulum olman yeterli değil, seni uluslara ışık yapacağım. Öyle ki kurtarışım yeryüzünün dört bucağına ulaşsın. Yeşaya 49:6. Diğer vasıflar mesela çıra, kandil, mesela manorah ve yedi kollu şamdan. Mesela parıldıkça parıldayan bir kandil kıldık. Nebe suresi. Tevrat'ta da bu kandil geçiyor, burada da geçiyor. Sırça ve yıldız, hem Tevrat'ta hem hadislerde Mehdi için kullanılan tanımlar bunlar. Yahya, yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Bak Yahya, yanan ve ışık saçan bir çıraydı. Sizler onun ışığında bir süre için coşmak istediniz. Yuhanna 5:35. Efendim. Yine Vahiy 11 İncil'de. Ona Şam'danın sağında ve solunda duran bu iki zeytin ağacının anlamı ne diye sordum. Kur'an'da da var ya zeytin ağacı. Bir soru daha sordum. İçinden altın sıvı akan İki altın borunun ve yanlarındaki iki zeytin dalının anlamı ne? Bana bunların gerçek anlamını gerçekten bilmiyor musun dedi. Hayır efendim dedim. Bunun üzerine bunlar tüm yeryüzünün Rabbinin yanında duran mesedilmiş iki kişidir. İşte biri İsa Mesih, biri Mehdi. Vahiy 11 İncil'de. Evet, dinliyorum. Pamuk şekerini eriten rakunun videosu vardı. Ulan yerim ben seni lan. Yerim ben seni lan. Tipi şekerliğine bak ya.
Hayır, her şeyi yıkaması niye icap edecek? Patilere bak sen. Nereye kayboldu? Ak severim senin tatlılığını, saflığını da. Bak nasıl arıyor ya. Birisi soya sokar mı? Ay ne kadar temiz hayvan ya. Her şeyi yıkıyor yani. Hem de büyük bir gayretle. Evet, dinliyorum. İncil'den iki söz okuyacaktım, velayet sistemiyle ilgili. Elçilerin işleri 4:32. İnananlar topluluğun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. Bir daha. İncil'de velayet sistemiyle ilgili söz, elçilerin işleri bölümünde 4:32. İnananlar topluluğunun yüreği ve düşüncesi birdi. Hiç kimse sahip olduğu herhangi bir şey için bu benimdir demiyor. Her şeylerini ortak kabul ediyorlardı. İşte İslam'da da bu şekildedir. Ama unutuldu. İşte karısının altının 1/40'ı falan kendi kafalarına göre bir şekillendirdiler. Zenginler kendilerine göre bir ayarlama yapmışlar anladığım kadarıyla. Gelenekçi kafadakiler. Halbuki doğrusu bu şekildedir. Tam bir velayet sistemi vardır. Kur'an'da da, İncil'de de, Tevrat'ta da. Mezmurlar 145:18. Rab Allah kendisine yakaran, içtenlikle yakaran herkese yakındır. Mezmurlar 62:5. Ey canım yalnız Allah'ta huzur bul çünkü umudum ondadır. Kalpler ancak Allah'ın zikriyle felah bulur diyor ya, mezmurdaki aynı ifade. Evet, dinliyorum. Selinli kedi resimlerimiz var. Birkaç tane. Ya olay bu. İkisi de birbirine şeker. Bu nasıl olmuş? Şapka giydirmişler. Evet. Ama yakışmış bayağı güzel ama. O göbüşünü yerim ben o senin patilerini, göbüşünü de. Maşallah. Bu kadar. Kedi resmi daha çok gösterelim. Tabii inşallah. Mesela Tevrat'ta diyor ki Eyüp bölümünde 8:9. Çünkü biz daha dün doğduk, bir şey bilmeyiz. Yani zamanın ne kadar izafe olduğunu belirtiyor. Yeryüzündeki günlerimiz sadece bir gölge. Bak, yeryüzündeki günlerimiz sadece bir gölge, görüntü diyor. Yani maddenin olmadığını, yani maddenin gölge bir varlık olduğunu söylüyor. Bu rakunlara yiyecekleri yıkayarak yemelerinin dolayı Lotor ismini vermiyorlar. İsimler Lotor. Lotor'un Türkçe karşılığı yıkayıcı anlamına geliyor. Gece gündüz yıkıyor adam işi gücü buraya. Ama o saftirik yüzleri çok şeker ya. Ya hayvanlara en çok yakışan saftiriklikleri yüzler. Bir de o çocuksu saflıklar yani. Evet. Yazık, nasıl şaşırıyor, tatlısı kayboluyor. O bir film daha var. Sonra uyanıyor olaya. Bir daha suya sokmuyor onu. Direkt giriyor tatlıya. Yani hiç uğraşmıyor. Ne bilsin öyle olacağını çocukcağız. Çünkü İbrahim sözümü dinledi. Uyarılarıma, buyruklarıma, kurallarıma, yasalarıma bağlı kaldı diyor. Yaratılış 26:4-5. Yayınımız sona erdi. Yarın görüşmek üzere inşallah.